Selamun aleyküm çocuklar. 5. sınıflar Arapça dersi 1. dönem 2. yazılıya hazırlık videosunun 4.sine geldik. Hemen sorularımızı çözmeye başlayalım. Evet, ilk sorudan başlıyoruz. Aşağıda verilen harfleri birleştiriniz. Evet çocuklar. Bu harfleri birleştirirken nelere dikkat ediyorduk? 6 tane harfimiz vardı. Neydi o harfler? Kendisinden sonraki harflerle birleşmeyen harfler. Şunları yazarken dikkat edeceğiz. Elif, vav, elifi, vavu, dal, zel, ra ve z harflerini yazarken bunlardan sonraki harfe birleştirmeyeceğiz. Yani vavdan sonraki veya eliften sonraki şu 6 harf kendinden sonraki harfle birleşmiyor. Evet, burada ne var? Sad, dal, ye ve kaf harfi var. Evet, bunu birleştirerek yazdığımızda şu şekilde yazacağız. Evet, gördüğümüz gibi sadikun arkadaş demek. Dal'dan sonraki y'ye ne yapmamış? Dal birleşmemiş. Neden? Çünkü yukarıdaki o 6 harften birisi. Geldik ikinci. Mim, dal, y ve ra harflerini birleştirecek yazacağız. Burada yine o 6 harften biri var. Neyi var? Mim var. Şey, dal var pardon. Dal var. Onu yazarken de ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Ve şu şekilde yazacağız. Yine gördüğünüz gibi dal harfi kendinden sonraki harfle birleşmedi. Evet, geldik buradaki kelime harflere. Sin var, B var, Vav var, Ra var, T var. Yuvarlak kapalı T. Evet, bunu da şu şekilde yazacağız. Burada dikkat edeceğiz. Vav ne yapmış? Kendinden sonraki harfle birleşmemiş. Öncesiyle birleşmiş. Ra kendinden öncekiyle birleşebilir ama vav birleşmediği için ayrı yazılıyor. Ra zaten kendinden sonraki harfle birleşmiyor. Ve T kendinden önceki, kapalı T kendinden önceki harfle birleşiyor. Kelimenin sonunda olur bu. Ama Ra birleşmediği için böyle ayrı yazılıyor. Ayrı yazıldığı zaman şu şekilde yuvarlak ve üstüne iki nokta konuyor. Evet, geldik buradaki kelimelere, harflere. Mim, ha, mim, vav, dal. Evet, burada dikkat edeceğiz. Bu hangi harfler var? Vav ve dal harfi var. Onları yazarken dikkatli olacağız ki yanlış yapmayalım. Evet, nasıl yazacağız? İşte bu şekilde yazacağız. Mim'i yazdık, ha'yı yazdık, mim'i yazdık. Vav kendinden sonraki harfle birleşmiyor. Birleştirmedik. Dal zaten son harf olduğu için kendinden sonra harf yok. Evet, Mahmut. Buradaki kelime. Evet, burada ne var? Mim var, Ra var, Ha var, B var ve Elif var. Bunları birleştirerek yazdığımızda şu şekilde olacak çocuklar. Evet, Mim, Ra. Ra'ya dikkat ettik. Kendinden sonraki harfle birleşmiyor. Neden? Ra neydi? O 6 harften biriydi. Elif, Vav, Dal, Zel, Ra, Z. Evet. Kendinden sonraki harfe birleştirmiyoruz. Ha, B ve Elif var. Elif sonunda böyle birleşiyor. Kendinden öncekiyle birleşiyor. Sonrakiyle birleşiyor. Sonrasında bir harf olmadığı için bu şekilde kalıyor. Merhaban demek. Merhaban. Evet, geldik şuradaki kelimelere. T var, Şin var. Yani harflere. T var, Şin var, Ra var. Tekrar bir Ra daha var. F var ve T var. Evet arkadaşlar, çocuklar, bunu birleştirirken Ra iki defa yazılmış. Biz ama burada iki defa yazmayacağız. Neden? Çünkü şedde koyacağız buna. Bir harfi iki defa yazmak yerine üzerine şedde koyduğumuz zaman şöyle ne yapmış oluyoruz? İkilemiş oluyoruz. Evet. T'yi yazdık, Ş'yi yazdık, Ra'yı yazdık. İkinci Ra'yı da şeddeyle yazdık. Ra'dan sonrakine ne yapmıyoruz? Birleştirmiyoruz. F'yi ayrı yazıyoruz. Buradan başlıyoruz. Teşerraftü. Memnun oldum demek. Bunu da bu şekilde yapmış olduk. Evet çocuklar, geldik ikinci sorumuza. Aşağıda verilen karşılıklı konuşmaları eşleştiriniz diyor. Hemen eşleştirelim. Neydi? Mesmuke. İsmin ne demek? Evet, bunu buraya eşleştiriyoruz. Evet. Buraya da bir yazacaksınız. Keyfe haluke, nasılsın demek. Ne demek?
Keyfe haluke, nasılsın? Cevap ne? Elhamdülillah bi hayr ene. Allah'a hamdolsun bi hayr ene değil de ene bi hayr olacak. Şu ene şu baş tarafta olacak. Buraya yazarken bir yanlışlık olmuş herhalde. Elhamdülillah ene bi hayr diyeceğiz. Evet, bunu da böyle eşleştirdik. Bunu ne yapacağız? Şu ikiyi alacağız, şuraya yazacağız. Çünkü karşısı. Sabahul hayr. Neydi sabahul hayr? Günaydın, hayırlı sabahlar demekti. Nerede? Bunun cevabı nerede? Sabahın nur, değil mi? Nurlu sabahlar veya günaydın. Evet, bunu da böyle bir eşleştirdik. Şu üçü alacağız. Şuradaki kutuya yazacağız. Yani harflerle, şey, rakamlarla eşleştirirsek, çizgiyle eşleştirirsek böyle de bırakabiliriz. Dördüncüye geldik. Mesaul hayr neydi? Mesa akşam demekti. Hayır, mesaul hayr, hayırlı akşamlar veya iyi akşamlar. Evet, bunun cevabı neydi? Mesaun nur, nurlu akşamlar. Yani iyi akşamlar böyle söyleniyor Arapçada. Bu dördü de alacağız. Şuradaki yere yazacağız. Evet, Esselamu Aleyküm. Neydi bu? Selamun Aleyküm demek. Bunun cevabı neydi? Ve Aleyküm Selam. Bununla böyle eşleştireceğiz. Şu beşi de alıp şuraya yazacağız. Evet, bu soru da böyle çocuklar. Geldik üçüncü soruya. Ene bi hayrin. Ben iyiyim. Ve ente. Ya sen. Evet. Cümlesinin anlamı aşağıdan hangisidir? Zaten anlamını söyledik. Ben iyiyim. Sen nasılsın yani? Evet, ben bugün iyi değilim. Ben iyiyim. Sen nasılsın? Evet, cevabımız bu. Ben iyiyim. Sen nasılsın? C şıkkı, sen iyisin, ben nasılım? D şıkkı, senin adın ne? Evet, bu değil. Cevabımız B şıkkı çocuklar. Dördüncü soruya geldik. Mesmuke. Neydi mesmuke? İsmin nedir? Mesmuke. Senin ismin nedir? Sorusuna verilebilecek en uygun cevap aşağıdakilerden hangisidir? İsmin nedir dediği sorduğu zaman ne diyeceğiz? İsmi, neyse ismimizi söyleyeceğiz. Burada cümlemiz neyle başlayacak? İsmi ifadesiyle başlayacak. Evet. Cevap çıktılarına bakıyoruz. A şıkkı ne diyor? Min eyne ente, sen neredensin demek. Min denden anlamı katıyor. Eyne nerede, ente sen. Sen neredensin? Sabahul hayr neydi? Sabahul hayr, günaydın, hayırlı sabahlar demekti. C şıkkı ney? Sabahun nur, günaydın ya da işte nurlu sabahlar demek. Evet, ismi Ahmet, ismi Muhammed demek. İşte mesmuke sorusunun cevabı nedir? İsmi Ahmet, adım Ahmet demek. Cevabımız bu. Evet, geçtik 5. soruya. Met, yani uzatma harfleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştik? Neydi met harfleri? Daha önceki videolarda da söylemiştim. Elif, vav, ye. Bunlar bizim uzatma harflerimiz. Elif, üstün harekeli harfi uzatmaya yarıyordu. Vav, ötre harekeli harfi uzatmaya yarıyordu. Ye, esra harekeli harfi uzatmaya yarıyordu. Cevabımız C. Diğer şıklar farklı harfler verilmiş. Çeldirici olsun diye. Evet, aşağıdaki harflerden kameri olanları örnekteki gibi daire içine alınız diyor. Neydi kameri harfler? Hemen bir hatırlayalım. Nasıl başlıyordu kameri harflerimiz? Önce met harfleriyle başlıyordu. Vav, ye, elif, elif, vav, ye diyorduk. Sonra üçlüler. Cim, ha, hı, te, gaf, kef, ayn, gayn, be, he, min. Bunlar neydi? Kameri harflerimiz. Evet, yani bunlarla başlayan kelimeleri bulacağız. Evet, kameri harflerle. Elif daire için almış. Şimdi biz de daire için alalım o zaman. B harfi neydi? B, H, mim. Üçlülerden yani kameri aldık. T, T, S, dal, zel, ra, z diye başlayanlar neydi? Şemsiydi. Bu şemsi. S, şemsi. Ha, cim, ha, hı, değil mi? Cim, ha, hı. Bunlar neydi? Kameriydi arkadaşlar. Kameri. Üçlülerden yani. Birbirine benzeyen üçlülerden. Evet, daire için aldık. Cim'i de daire içine aldık. Dal, ra.
Bu neydi? İkillerden dalzer, razeye vardı. Bunlar şemsi. F, gaf, kef neydi? Kef var burada. Ve gaf var. Bunlar da kameri. H neydi? Bu da şemsi, şey kameriydi. B, H, mim diyorduk üçlülerden. Birbirine benzemeyen üçlülerden. Evet, bu sorunun cevabı da böyle arkadaşlar. B'yi işaretliyoruz. H'yi, cimi, kefi, gafı ve H'yi. Evet, şemsiye harfleri de şurada bir göz atalım. Burada hazırladım ben. Evet, şemsiye harfleri neymiş? TS, dalzel, dalvel, raze, sin, şin, sattat, tı, zı, lem, nun. Bunlar şemsiye harflerimizdi. Kameri harfleri neydi? Elif, vav, ye, cim, ha, hı, fe, kaf, kef, ayn, gayn, be, he, mim. Bunlar da kameri harflerdi. Bunları bu şekilde ezberlerseniz, yani bunu üçerli üçerli gruplar halinde. Bunu da ikişerli ikişerli. TS, dalzel, raze, sinşin, sattat, tızı, lemnun. Bu kadar. Bunların özellikleri neydi? Onları da söyleyeyim. Zaten bununla ilgili bir soru var. Hatırlamış oluruz. Eğer bu harflerle başlayan, yani şemsi harflerle başlayan kelimenin başına elif lam gelirse, elif harfine üstün yazıyoruz. Lem harfine hiç dokunmadan, hiçbir şey yapmadan, yazmadan sonraki harfin üzerine şedde koyuyoruz. Ve kelimenin sonundaki harekeyi tek harekeye düşürüyoruz. İki üstünse tek üstün yapıyoruz. İki ötüre ise tek ötüre yapıyoruz. İki esre ise tek esre yapıyoruz. Kural bu. Kameri harflerde nasıl? Eğer kelimemiz şu harflerden birinden başlıyorsa, yani elif, vav, ye, cim, ha, hı, F, gaf, kef, ayn, gayn, be, he, mim harflerinden biriyle başlıyorsa, kelimenin başına elif, lam geldiği zaman, elif ve lam getirdiğimiz zaman, elif harfine yine üstün yazıyoruz, lem harfinin üzerine cezm koyuyoruz ve kelimenin sonundaki harekeyi teke düşürüyoruz. Aynı şemsiyede de bunu yapıyorduk, kameriyede de. Ama şemsiyede leme bir şey yapmayıp şedde, lemden sonraki harfe şedde koyuyorduk. Burada lemin üzerine cezim koyuyoruz. Diğer harfe dokunmuyoruz burada da. Evet. Bunlar da öyle. Bir de şu bunları bilelim. Elif, vav, dal, zel, raze. Bunlar neydi? Kendisinden sonraki harfle birleşmeyen harflerdi. Bunları yazarken dikkat ediyorduk. Bu üç şeyi bilirsek, ezberlersek yazılarda çok rahat edeceğimize inanıyorum. Kolaylıkla soruları çözeceğinizden eminim. Bunu net ve açık bir şekilde söylüyorum. Hemen kaldığımız yerden soruların çözümüne devam ediyoruz. En son burada kalmıştık. Şimdi geldik buraya. Evet, işte biraz önceki anlattığım buydu. Evet. Mesela B harfi neydi? Elif harfi kameriydi. Şimdi kameri olunca ne yapıyorduk? Elif lamı yazıyoruz. Yazdık. Elif'in üzerine üstünümüzü koyduk. Kameri harf olduğu için lem cezmimizi koyduk. L, E, bu. Ne yapıyoruz? Sondaki şu iki ötüreyi tek öre çeviriyoruz. Mesela babın kelimesine elif lam yazdık. Şu şekilde koyduk buraya. Daha önceden ben hazırladım. Şimdi ne yapıyoruz? Babın B harfi ne? Kameri harflerden. Elif'in üstünü koyduk. Lem'in üstüne cezim koyduk. Kameri harf olduğu için B harfi. B, bu. Sondaki iki ötüreyi de ne yaptık? Teke düşürdük. İşte bu. Evet. Şimdi burada bakacağımız ne? Dal harfi. Dal harfi neydi? Şemsiye harfti. Şemsiye harf olduğu için ne yapıyoruz? Elif'in üstüne üstün koyuyoruz. Şemsilerde leme dokunmuyorduk. Lemden sonraki harf şeddeliyoruz. Harekesi ne? Burada esre koyduk harekesini. Eddi. Kü. Künü de kü yapıyoruz. T harekeyi teke düşürüyoruz. İşte bu arkadaşlar. Evet, sadık kelimesi. Sat harfi hangi harften? Şemsi harften. O zaman ne yapacağız? Şemsi olduğu için sat tatlı diyorduk ya, ikililerden. Yani yukarıdaki şey söylediğimiz şeylerden. Elif'in üstünü koyduk. Lem'i geçtik. Sada şeddemizi koyduk. Harekesini de koyuyoruz aşağı. Es-sadi
Bu harekeyi teke düşürdük. Es-sadiq, bu sadiqundur. Harekesini yazmamış ama sadiqundur bu şöyle. Ne yaptık? Es-sadiqu dedik. Geldik. El-veledu. Evet. Vav harfi neydi? Kameri harflerdendi. Evet, hemen kameri olduğunu bildiğimiz için cezmi koyduk lemin üstüne. Vav harfi çünkü ney? Kameri el ve le dün değil dü yapıyoruz. Tek harekeye düşürüyoruz. El veledü. Evet, geldik nezafetün kelimesine. Ne nun harfi hangi harftendi? Evet, şemsi harflerindendi, değil mi? Neydi şemsi harflerimiz? Şöyle düşünelim. Tese, dazel, roze, sinşin, sattat, tızı, aynı gayrı geçiyoruz. Lemnun. Evet, lemnun. Gördünüz mü? Ne yapıyoruz o zaman? Elif'i yazıyoruz üstünlüğü. Lem'i geçiyoruz. Nun'a şedde koyuyoruz şöyle. Harekesinde koyuyoruz. Enna, na diyemek için koyduk. Fi'nin harekesini koyuyoruz. Enna fi ze tü ve harekeyi teke düşürüyoruz şurada. Ne oldu? Ennafizetü. Evet, geldik son kelimemize. Evet, lem harfi neydi? Lenun, yani şemsiydi. O zaman ne yapıyoruz? Şu elife üstünü koyduk. Şu lemi geçiyoruz. Şu lemin üstüne şedde koyuyoruz. Elley mu nü. Evet, burada zaten harekemiz ne? Tek, tek. Evet, burada çift olmamış, tek olmuş. Bunun için burada da elleymûn deyip bırakıyoruz. Eğer iki ötür olsaydı ne yapacaktık? Yine bu şekilde tek yapacaktık. Evet çocuklar, bu soruyu da geçtik. Geldik diğer sorumuza. Hemen şöyle. Cevabını almak için. Şimdi ne diyor? Aşağıdaki kelimelerin Türkçe anlamlarını parantez içindeki kelimelerden bulup yazınız. Şunların anlamını şuradan bulacağız. Evet, el kitabu. El kitabu ne demek? Kitap demek, değil mi? Ne yaptık? Kitabı aldık, buraya yazdık. Müderrisetun. Müderrisetün neydi? Öğretmen demekti, değil mi? Evet, müderrisetün bayan öğretmen demek. Bunu da buraya yazdık. Kum neydi? Kum, kalk. Kime diyordu? Erkeğe. Bayan olsaydı gumi diyecekti. O zaman ne diyoruz? Ayağa kalk. Kum. Evet. Cerasun, cerasun zil demek. Mesela rannel cerasut ders. Ranne cerasut ders. Ders zili çaldı demek. Ceras, ceras zil demek. Çocuklar. Bunu da aldık, buraya koyduk. Ez-zehratu. Ez-zehratu ney? Çiçek demek. Nerede çiçek? İşte burada çiçek. Gazzal. Gazzal neydi? Ceylan demekti, değil mi? Erkek. Ceylan. Evet. Ceylan'ı da aldık. Buraya koyduk. Geldik Beytun kenes. Beytun ev demekti. Evi de aldık. Buraya yazdık. Geldik medresetun. Medresetun okul demek arkadaşlar. Medrese deriz ya. Medrese. Medresetun okul. Şunla şunun arasında ne fark var? Gördünüz mü çocuklar? Yazım arasında bak. Hepsi aynı harflerle yazılı. Medresetun kelimesiyle müderrisetun yani bayan öğretmen kelimesiyle okul kelimesi yazılışı birbirinin aynıdır. Bunu nereden anlıyoruz? Bak şurada ra üzerinde hiç şedde yok. Tek olduğu için ra-setün okul müderrisetün şu müderri ra'nın üzerinde şedde var. Oradan ayırt ediyoruz. Müderrisetün. Bazı harekeler olmadığı için yok burada çünkü. Neydi? Seyyaratun araba demek. Evet. Seyyaratun. Arabayı da buraya yazdık. El babu neydi? Bab
Kapı demektir, kapı. Evet, kapıyı da aldık. Buraya yazdık. Ne kaldı? İstemir. Neydi? Her ders söylüyoruz. Ders açtığımızda ses dinlediğimiz. İstemir, dinle. Evet, istemir, dinle demek. Onu da aldık, buraya yazdık. Evet çocuklar, geldik 9. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi müzekkerdir? Müzekker neydi? Eril, erkek. Evet. Sonunda yuvarlak T olanlar nedir? Müennestir. Yani B ve C şıkkını eledik. Feraşetun, işte cünnetun ya da cinnetun neyse. Beytun, ev. Zeynep'un, Zeynep demek. Bunlardan hangisi müzekker? Zeynep kız ismi değil mi? Bayanlara verilen isim. Bu yazılışta müzekker gibi gözükse de kız ismi olduğu için müennestir. Ama beytün kelimesi müzekkerdir. Evet. Müzekkeri soruyor. Müzekker, beytün müzekkerdir. Aşağıdakilerden hangisinde ta-i merbuta vardır? Evet, ta-i merbuda ne arkadaşlar, biliyor musunuz? Ta-i merbuda şu. Yuvarlak T. Yani şöyle üzerine iki nokta koyuyoruz. İşte. Yani şöyle T, yuvarlak T. Bakalım sonunda yuvarlak T olan şey bizim cevabımız. Zeynep, haracet ya da haraçtu, haraç de neyse, beytun, ev, çıktı, çıkmak kelimesi, feraşe. Evet işte gördün mü yuvarlak T'yi? Cevabımız neymiş? C şıkkıymış. Evet hemen bulduk bak. Ta-i merbutanın ne olduğunu bilirsek soruyu hemen çözdük. Geldik 11. soruya. Hangisinin tenvin yazılışı yanlıştır? Tenvin neydi? İki üstün, iki esre, iki kötrenin yazılışına diyorduk bak. İki üstün, iki kötre, iki esre. İki üstün, iki esre, iki kötreye tenvin diyoruz. Şimdi burada bir şey söyleyeceğim. Bunu unutmayın. Bu önemli bir kural. Çocuklar, iki üstünü yazarken kelimenin sonunda iki üstün yazacağımız zaman son kelimenin sonundaki harfin önüne bir elif ilave ediyoruz ve iki üstünü çiziyoruz. Elif desteğiyle yazıyoruz yani. Sondaki harfi elifi birleştiriyoruz, iki üstünü çiziyoruz. Sabahen. Evet, doğru mu? Sabahen doğru. Evet. Nafizeten doğru mu? Evet, burada da yapmış. Elif desteği. Evet. Seyyaratun, araba. Burada evet. Elif desteği yok. Kalemin. Evet. Şimdi bak çocuklar, burada yanıltma var. Hata var. Yani sizi şaşırtmaya çalışıyor bu soru. Dedik ki Arapçada kelimenin sonuna iki üstün eklerken sondaki harfe elif birleştirip öyle iki üstünü atıyoruz üzerine demiştim. Ancak bir istisna var. Bir kaide var. Yuvarlak T'nin yanına elif yazılmaz. Diğer harflerin hepsinin yanına yazılır ama yuvarlak T'ye yazılmaz. Evet, işte yakaladık. Şeyi yakaladık yani. Püf noktasını yakaladık. Yuvarlak T hariç ne diyoruz? İki üstünlü yazarken bir kelimeyi, sondaki kelimeyi iki üstün yazacaksak elif ilavesiyle yazıyoruz. Bu iki ötürede, iki esrede böyle bir şey yok. Direkt harfin üzerine yazıyoruz. Şöyle, şöyle. Ama iki üstünü yazarken buna dikkat edeceğiz. Hep elif yazacağız. Yani sondaki harfi elifi yazacağız. Üzerine iki üstünü çizeceğiz. Hangi harflerde? Bütün harflerde. Ama ta'il marbuta hariç. Yani yuvarlak T'ye hariç. Yuvarlak T'ye hiçbir şey koymuyoruz. Şu elif burada olmayacak. Nafizeten şeklinde olacak. Evet, bu soruyu da çözdük. 12. soruya geldik. Ehlen ve sehlen neydi? Hoş geldiniz. Ne diyeceğiz? Ehlen ve sehlen. Hoş geldin diye biz de hoş bulduk diyeceğiz. Merhaba, merhaba demek. Bir hayır, iyi demek. Ehlen bik. Hoş bulduk demek. Şükran, teşekkürler demek. İşte cevap. Ehlen ve sehlen. Ehlen bik. Hoş geldin. Sen de hoş geldin. Yani sana da hoş geldin diyorum anlamında. Hoş geldin, hoş buldum, hoş geldin. İşte sen de hoş geldin anlamında. Ehlen bik.
Şükran teşekkürler demek, bir hayır iyi demek, merhaba merhaba demek. Evet çocuklar, bu videoyu da burada sonlandırıyoruz. Yazılılarda hepinize başarılar diliyorum. İnşallah yazılılardan güzel notlar alırsınız. Yazılıları da çalışırken videoları izlemeyi, anlamadığımız konularda tekrar izlerseniz daha iyi, daha kalıcı olacağına eminim. Kendinize iyi bakın. Yazılılarda başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Videonun sonunda videoyu beğenmeyi, abone olmadıysak abone olmayı ve arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi unutmayalım. Onlar da bu videodan faydalansınlar, yararlansınlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ma'a selama fi emanillah. Ve etemennâ lekumü't-tevfîk. Hepinize başarılar diliyorum.